Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana konusu tekstil ve ihracat. Sorular çok. Ham madde artışları tekstil sektörünü nasıl etkiliyor? Bu bir. İhracat nasıl etkileniyor? Bu ikincisi. Üçüncüsü Rusya-Ukrayna arasındaki savaş. Özellikle o bölgeye de etkin olan ihracatçı, tekstil ihracatçıları için nasıl bir sonuç yarattı? Ve önümüzdeki dönemde tekstil sektörünü neler bekliyor? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Sizlere de süremiz el verdiğince anlatmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Efendim tüm bunları Gök Yıldız Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihan Aktaş ile canlı yayında konuşacağız. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Varsa sorularınızı iletebilirsiniz. bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Doğan Doğan'ın Twitter adresi ve Instagram adresinden de soru ve yorumlarla katılabilirsiniz. Yayın sırasında da arkadaşlarımız diğer bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini paylaşacak. Soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz. Tekstil efendim önemli bir sektörümüz. Hem ihracatta hem iç pazarda lokomotif sektörümüz. Belki biraz daha alt branşlara ineceğiz. El tekstilini konuşacağız ki hacim olarak çok geniş bir sektör. Neler oluyor? Bakış başlıyor efendim. Evet efendim Gök Yıldız Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihan Aktaş bizlerle birlikte. Sayın Aktaş hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Tekstil dedik ama biraz da alt branşa ineceğiz. Ev tekstil diyeceğiz. Gerçi ev tekstili alt branş mı onu da bilmiyorum ama yani nedir bütün tekstil sektörü içindeki ev tekstilinin hem üretim hem pazar payı falan oradan aslında sonuca varalım. Nedir? Şimdi yani, efendim şimdi tekstil deyince ipliğin girmiş olduğu her türlü evet. Ürün tekstil sınıfına doğruyor. Yani bu giyiminden ev tekstiline ama bizim asıl bugünkü konumuz ev tekstiliyle ilgili. Şimdi ev tekstili evin içerisinde bulunan adı üzerinde olduğu gibi tamam işte oda grupları, zemin grupları, tül perde grupları gibi başlıklar halinde bunlarla oluşuyor. Onların dışında da işte baktığımız gibi mobilya sektöründe kullanılan kumaşlarımız var ev tekstiliyle alakalı. Ana özet olarak da böyle bir tasarım yaptık. Bayağı geniş bir alanı sayıyor. Tabii geniş bir alan. Bir de bunların dışında tekstil teknik diye tabir ettiğimiz evin içerisinde kullanılan teknikler var. O da işte stor perdeler, yanmaz kumaşlar gibi veya yanmaz iplikten oluşan zemin halıları gibi bunlara entegre edilen yapılarla ilgili oluşuyor. Onun için ev tekstili kavramı biraz önce söylediğim çok geniş bir kavram aslında. Yani bunu hani dipsiz bir kuyu deniliyor ya, inan buna bu şekilde bakmak lazım yani tekstile. Nedir pazar hacmi Türkiye'de ev tekstilinin? Bütün hepsini bir bütün potaya değerlendirip konuşalım. Şimdi yani pazar hacminden daha ziyade bu ev tekstili grubundaki kullanılan malzemelerin yapı ve imalatlarla ilgili ve bitmiş olarak da ürünün sunulmasıyla alakalı bir şey. Hmm. Eğer siz iyi bir noktada sunum yaparsanız çok ciddi bir pazar elde edersiniz. Eğer sunumu yapamazsanız pazar elde edemezsiniz. Yani bununla ne demek bu? Bir, modeli lazım, modası lazım, insanlara alım gücüyle ilgili o bütçeye de lazım. Onun için siz bunları eğer oluşturursanız pazar payınız genişler. Cihan Bey bir şey soracağım. Türkiye ev tekstilinde dünyayla mukayese ettiğinizde nasıl bir durumda? Yani dünyada marka ev tekstilinde mesela biliyoruz hepimiz ev tekstilinde dünyada markalar var. Mesela Türkiye bu alanda marka olabildi mi? Yoksa o yolda mı ilerliyor? Biraz oradan bahsedelim. İlginç bir alan çünkü. Tabii şimdi ev tekstili biraz evvel söyledim çok geniş yelpaze. Şimdi buradaki asıl temel amaç ev tekstilinde hangi ülkeler oyuncu hangi ve ülke üretici? Tamam. Bunu iyi görmemiz lazım. Eğer bunu iyi görürsek o zaman da bir devamlı seri bir üretimde miyiz? İkincisi modeli modası olan bir üretimde miyiz? Bu iki tane temel kavram var. Üçüncüsü ise tekstil teknikle ilgili biraz evvel söyledim, ev tekstiline ilgili olan konuları. Siz ülke olaraktan bunun hangisini yapacaksınız diye düşündüğümüz zamanlarda işte sorunun alt başlığı burada açılıyor. Ve Türkiye'mizde maalesef herkes birbirini rakip olarak görür. Aslında biz meslektaşız, rakip değiliz. Rakipler bizim olan ülkelerimiz. İşte o
dediğiniz ülkeler hangileri diye adlandırır? Hangiler ülkeler? İşte şu anda ağırlıklı Uzak Doğu. Uzak Doğu tabii. Çin. Ha, İtalya falan Çin, değil yani. Çin, hayır, şimdi İtalya modelinde ve modasında üstündür. Yani ama pazarlama anlamında geldiği zamanlarda markalarla ilgili tabii bizim Türkiye'mizde de markalar oluşuyor ama fakat bir Avrupa markası kadar değil. Onun için biz markalaşmayı daha yeni yeni kavramaya doğru başlıyoruz. Bu dijital yönetimle birlikte. İşte onun için orada gönlünüzü, gözünüzü, bedeninizi, bütçenizi, her şeyinizi siz buna yatırmanız lazım ki o zaman siz marka olabilirsiniz. Fasoncu muyuz? Yani bir anlamda şu aşamada fasoncuyuz. Yani Avrupa'daki ülkelerden gelenlerin çokları veya Uzak Doğu'dan demeyeceğim ama Avrupa'dan gelenlerin, firmaların çoğu diyor ki benim de kendi markamla yapın diyor. Şimdi o zaman da kendi markası yaptığınız zamanlarda siz ham maddeyi ithal ediyorsunuz, Türkiye'ye getiriyorsunuz, mamule dönüştürüyorsunuz, yarı mamule orada mamule dönüştürüyorsunuz. Bütün eziyet hepsi size ait ama ondan sonra bir bakıyorsunuz ki X bir markanın etiketini yapıştırıp gönderiyorsunuz. Ve orada da o marka kendine ait... Çok acı bir şey aslında. Çok acı. Ve o marka kendine ait olduğu zaman ne çıkıyor karşınıza biliyor musun? Bugün yarın fiyat analiziyle karşılaştığınız zamanlarda marka kendisi olduğu için diyor ki hayır olmaz. Ben Vietnam'a gidiyorum, ben Çin'e gidiyorum işte vesaire ülkelere gidiyorum dediğiniz zaman siz ortada kalıyorsunuz. Yani siz o zaman da diyemezsiniz işte şu kadar alanda benim metrekarem var, şu kadar kapalı alanım, şu kadar personelim. Ya bunlar güzel şeyler. Ama sonuçta fasoncusunuz. Fasoncusunuz. Onun için işte bu noktada kendi markanıza değer vererekten kendi markanızı yapabilme imkanınız varsa mutlak suretle bunun yapılması lazım. Türkiye'nin açık olan istikbali yönü burada. Fasoncu olmamızın nedeni yıllardır biz şunu biliriz ekonomi gazetesi olarak. Ucuz iş gücü, ucuz maliyet. O yüzden işte Çin gibi birçok ülkeler yıllarca fasonculukla bu hale geldiler ve sonra ayrıştılar. Biz ucuz muyuz? Yani hem işçi maliyetinde hem girdi maliyetinde. Bence artık oradan çıkıyor muyuz? Şimdi şöyle, Çin'de ilk Çin'in serbest ekonomiye geçtiği dönemlerdeki maliyetleri 50-60 dolardan başladı. Bugün Şanşay, Guangzhou yani doğu tarafına doğru baktığınız zamanlardaki maliyetler 750 bin eurolar, dolarlara geldi. Ancak çok ucuz olan işçileri 4000-3000 kilometreden daha fazla olan Sincan bölgesinden 150 dolarlara bulursunuz. Şimdi burada iş gücü. Şimdi geliyoruz Hindistan'a bakıyorsunuz ki evet. 60 dolardan 150 dolar arasında değişiyor. Şimdi burada da bunlar var. Yine aynı şekilde Kuzey Afrika ülkelerine baktığınız zamanlarda yine orada da aynı şekilde karşılaşıyorsunuz. Fakat Türkiye'de şimdi şu görünüyor. Türkiye'de ucuz iş gücü artık kalmamaya başladı. Şimdi burada bir sizi enerji yani girdi maliyetleri etkiliyor. İş gücü fakat Türkiye'nin en büyük özelliği diğerlerine göre şu var. Bilgi, beceri, yetenek kabiliyeti var. Şimdi bizim işte fonksiyonlarımız burada ortaya doğru çıkıyor. Kilo başına olan birimler, adet başına olan birimleri burada yakalamamız mümkün. Ama çok fazla dediğimiz gibi iş gücüne dayalı değil de teknolojiye dayalı, dijitalleşmeye dayalı, modele dayalı, daha profan bir ürünler yapabilirsek o zaman da biz bunu elde ederiz. Yoksa ki biraz evvel söylediğimiz gibi işçi geliyor, çalışıyor, yapıyor ama siz fasoncusunuz. Evet, o zaman şöyle bir sıkıntı şimdi var. Burada, bu sıkıntı var. Ciddi. Eğer bizim ucuz iş gücümüz, ucuz iş gücü konumundan çıkıyorsak ve marka da yaratamıyorsak o zaman bir sıkıntı olacak demektir gelecek dönemimizde. Hem marka yaratamıyoruz hem de ucuz girdilerden de artık o alandan da çıkıyoruz. O zaman sıkıntı. Tabii şimdi bu markalaşmalarla ilgili devletin vermiş olduğu bir sürü teşvikler var bunlarla ilgili. Fakat bunları yeterli derecede yapabilmek için de o markayı tanıtabilmek için de bir profesyonel ekibe ihtiyaç var. Şimdi markayı yapmakla yani buldum demekle veyahut da ortaya çıkarmakla ürünle beraber özdeşleştirmekle olmuyor. Tabii. Bitmiyor. İşte orada bunu prezente edebilecek olan profesyonel bir ekiplerin, profesyonel bir şey anlayışın sisteme doğru yaygınlaştırması lazım. Yani artık her şeyin bir altyapısında bir network'ü de olmaya başladı. Eğer siz bunları da bulamazsanız bu biraz zorlaşıyor. Gittikçe de zorlaşıyor. İhracatta ne durumdayız? Şimdi bir kısa bir şey söyleyeyim de sonra size sorayım. Efendim biz Cihan Bey'le yayına girmeden önce sizin mesela Rusya-Ukrayna pazarı ağırlıklı ve
Fakat Rusya, Ukrayna şu anda sıkıntıda. Biraz bahseder misin? İlginç de bir şey söyledi. Cihan Bey'den onu da öğrenmek istiyorum. Bizim oradaki bayilerimiz dedi. Buyurun sizi dinleyin. Size bırakayım ya, ben anlatmayayım. Tabii. Şimdi bizim üretimimizin %28'i oraya çalışıyoruz biz. Rusya, Ukrayna. Rusya, Ukrayna hatları ile ilgili. Fakat tabii bu savaşlar pandemiden önce bir uçak kriziyle ilgili böyle bir sıkıntılar oluşmuştu. Şimdi ondan sonra pandemi derken bir önümüze hiç ummadığımız, düşünemediğimiz kadar bir anda böyle bir önümüze bir şey geldi. Bir olayla karşılaşınca, savaşla karşılaşınca. Tabii bütün şirketlerin oraya çalışanlar, ağırlıklı çok çalışanlar var. Özellikle tekstil sektörüyle ilgili konuşuyorum. Ve hepsi durma noktasına doğru geldi. Para transferi yok. Ondan sonra nakliyeler yok, malları alınmıyor vesaireler gibi. Ve ilginçtir ki biz bayimizin bir tanesi aradığımızda Ukrayna'da, o da enteresan orada. Yani bir baktık ki şeyde, savaş alanda, yani cephede. Savaşıyor. Cephedeyim diyor. Savaşıyor. Şimdi ne diyebilirsin bu insana? Rusya bantına dönüyorsunuz, ya gümrükler kapalı şu an için oluşmuyor dönülüyor. O zamanlarda siparişler var, nasıl yapacağız? Aman kalsın bekleyin gibi. Zaten herkes oradaki yabancı firmaların bir anda kaçışması, özellikle Rusya bantında, orada bir panik havası ile ilgili. Ve Rusya'daki rublenin bir anda işte 120 ruble şey dolarlardan işte şeye kadar 150'ler, şimdi bakmayın biraz daha düştü. Ama netice olarak da şimdi daha yeni başladı. O taraflara açıldı mı pazar? Biraz açılıyor. Rusya mı Ukrayna mı? Hayır, Ukrayna değil, Rusya. Rusya açılıyor. Rusya açılıyor şu anda. Rusya'da sanki daha iyi olacakmış gibi de bir izlenim oluşmaya başladı bizlerde. Gelen siparişler de bunu gösteriyor. Ama malı çekmekte zorlanıyorlar. Çünkü şu anda stoktaki bulunan bütün depolardaki malların çoğu bitmiş durumda Rusya'da. Çok toptancıda. Şimdi onlarda da Rusya, yalnızca Rusya'nın kendi içerisinde düşünmemek lazım. Yani ta Japonya sınırına kadar tabiri caizse Rusya. Değil mi? Doğru. Tabii, coğrafya çok büyük. Tabii, coğrafya. Yani bir Moskova'dan ibaret değil. Bir Ukrayna'nın veyahut da işte Belarus'un kenarından dönmüyor. Ta yukarılara kadar ki olan alanlarda bunların hepsinin bir ihtiyacı var. Şimdi böyle olduğu zamanlarda çok büyük bir pazar aslında. İşte bu pazardan da mümkün mertebe şu anda boşlukları bizim doldurmamız lazım. Hani tabiri caiz vardır ya, ben hani siyaset ve ticaret hiçbir boşluğa gelmez ya. Hı hı. Şimdi ticarette boşluklara gelindi anda birileri doldurur. İşte tabii. Şu anda Türkiye'nin önüne gelen en büyük özelliklerden bir tanesi. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani krizler fırsat doğurulur deniliyor, evet. Ve gerçekten şu anda Türkiye için çok büyük fırsat doğdu. Ve bunu Türk sanayicimiz, Türk yatırımcıların mutlak surette yatırım anlamında, uygulama anlamında, pazar anlamında mutlak surette buraya doldurması lazım. Açığı nasıl kapattınız? Rusya ve Ukrayna açığını başka alanlara mı yaydınız? Bir de bu arada ev tekstili ihracatı ne boyuttadır? Onu da biraz bahsederseniz. Şimdi biz daha önceden bu uçak kriziyle ilgili bir öyle bir şeyler oluştuğu için bir tecrübe... Pozisyon bir aldınız. Pozisyon yani. Aldık. Yani bizi o kadar çok fazla etkilemedi. O pazarları başka pazarla doldurma imkanımız oluştu. Bir de biz burada şunu yaptık. Hep aynı kulvarlarda değil de değişik ürünler de yaptık ev tekstilin içerisinde. Yani o pazarlamanın içerisinde onu da doldurmaya doğru çalıştık. Ya o boşluğu biz oradan da oluşturduk. Bizim ağırlığımız zaten Gökyıldız Grup olaraktan ana işimiz tekstil. Şimdi Gökyıldız firmasının yalnızca bir zemin grubu diye adlandırdığımız banyo halıları veyahut da normal dekoratif halılar değil. Tül perde de var bizde. Yine aynı şekilde ağırlıklı sor perde diye tabir ettiğimiz, arkadaşlar anlayacak olduğu değil de durumlar bu. Onların da üretimlerine yoğunlaşınca biz açıkları oradan kapatmaya doğru başladık. Bir de burada teknoloji de, şimdi yine yayın öncesi sohbeti de burada paylaşalım izleyicilerle, çünkü o da önemli. Artık bu ev tekstilinde de teknoloji değişiyor. Siz dediniz ki artık hanımlar öyle ütüye gerek olmayan, değil mi? Bunun için bir ciddi bir çalışma yapıyorsunuz herhalde. Eski sistem yok artık, eski. Tabii şimdi bizim asıl kullanıcılarımızın tamamı bayan diyebilirim. Eğer ticarette bir erkek uğraşmıyorsa evinde bilmez. Çoğuna baktığınızda latif olsun diye söylüyorum. Herkes gittiği zaman evindeki bir evinin banyosunun fayansını bile bilmez çoğu. Doğru. Bu gerçekler böyle. Biz nevresim takımı yoğun yaparken onu da sorduğumda kimse bilmiyor. Ama bayanların, kadınların iş dünyası ev. Eve girdiği zamanlarda böyle bakıyor,
İşte yerlerle ilgili, onun renklerle ilgili, onun kombine edilmesi, perdeyle, tülle, mobilyayla yaptığı zamanlarda. Çok da bakıyorlar Cihan Bey, sürekli bakıp bir şeyler değişiyor. Onun dünyası orada. Yani kadının dünyası orada. Onun için o kafasındaki yapısını öğrenmeye başladıktan sonra ruhiyet durumunu ve biz ona göre kadını nasıl o şeyden, sıkıntıdan kurtarabiliriz de düşündük. Ondan sonra yıkanan bilinir halılar. Çünkü kadın eve yorgun geliyor. Bir kısmı artık çalışıyor bayanların. E şimdi onunla baktığı zamanlarda hemen yıkayıp hemen alçacak, mutfakta o şey olacak. Veyahut da tül perdede hemen anda kuru temizlemeden değil, hemen temizlenebilir, bunlar yapılmaz. Siz ya da kadına, ütü gerektirme. Tabii ev hanımı olaraktan çalışan, dışarıdaki çalışan bayanları ev hanımı olaraktan da göremezsiniz. Gördüğünüz andan itibaren işte o zaman da orada işi sabitlemiş olursunuz. Ben büyük sıkıntı. Ne olacak? İşte bu teknoloji yapanlar veya onu zahmetten kurtaranlar hepsi yoğun bir çalışma. Bakın işte beyaz eşyalarımıza da bakalım. Konu beyaz eşya değil ama işte bir sürü programlar elde tabii, ediyor. Tabii. Niye? Kısa sebep program, bu. Bundan dolayı biz de daha pratik ve şey kullanımı kolay ve daha ziyade kullandıktan sonra atsın, evet, yenisini alsın. O zaman ne oluyor? Kaliteli yapacaksın. Kapasiten olacak, fiyatın olacak, servisin olacak. Bunları yaptıktan sonra. Peki son 2-3 dakika. Bu herhalde son dönemde bu enflasyon, kur artışı falan, enerji maliyetlerinde biraz bahsettiniz ama artış ciddi fiyatlara da yansıtmak zorunda kaldınız herhalde, değil mi? İç piyasada bir sıkıntı var gibi görüyorum ben. Ya katılıyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi şu anda iç piyasada, yani ekonomik olarak baktığı zaman girdi maliyetlerinden dolayı, evet doğru, ama Avrupa'da var bunların hepsi. Bunların temeldeki amacının girişi bir defa petrol türevleri, ürünler. Orada anormal derecede her şeyi etkiledi. E şimdi bizim ürünlerimize biz de nakliyeli yapıyoruz. E Çin'den gelen nakliyeler. Yani 1000 dolara gelen konteyner şu anda 12-13 bin dolar. Yine aynı şekilde iç domestik diye tabir ettiğimiz tırların fiyatlarına bakın. Yükselen petrol fiyatları, benzinin mazotu alakalı. E şimdi bunlar olmaya başlayınca artı elektrik maliyetleri, ya sizin o zaman ucuza üretme şansınız kalmıyor. İşte burada sizin iş gücü diye tabir ettiğimiz teknoloji gücüne ağırlık vermek durumundasınız. Robot, robotik veya dijitalleşme diye adlandırdığımız bunların oluşması lazım. Yoksa ki mümkün de iş içinden çıkamazsınız yani. Ya da İş gücünün çok uygun olan, eğer el emek yoğun olan iş yapıyorsanız, onu da nerede olan ülke varsa oraya gideceksiniz demektir. Bunun başka izahı yok. Nasıl ki İngiltere'den Fransa, Fransa'dan Almanya, işte oradan İtalya gibi böyle iş akışı bir S harfindeki bir planlama oluşmuş, kendiliğinden oluşmuş. Şimdi Türkiye'den de yavaşmış artık iş emek yoğun olan işler gidiyor. İç piyasaya döndüğümüzde maalesef insanlarımızın alım güçleri her geçen gün biraz aşağı doğru düşmeye doğru başladı. Bu artık gözle görülen bir şey. Enflasyonun yarattığı bir sonuçtur zaten. Gayet tabii ki. Yani sebep sonuç mantığı gibi. İşte o yüzden dolayı da şimdi ancak bu tür ev yenilemeler yaza girmemize rağmen bile şu anda çok şey hareketlik görünmüyor. Yani insanlar, kimileri kendi işte memleketinde, Anadolu'ya vardır ya tatile gitmek, annesinin babasının yanına gitmek gibi veyahut da bir herhangi bir tatile doğru gitmesinin neticesinde artık kredi kartları limitleri doldu. Şeyler doldu, bütçeleri yetmiyor. Masraflar ağır. E çocukların da artık eskisi gibi değil ki, marka istiyor, yapıyı istiyor, şeyi istiyor, sağa sola gidiyor. Aile bütçesi de belliyse, üstadım şimdi nasıl yetişsin bu? Onun için her geçen gün biraz alım gücü düşüyor. Fakat şu bir şeyi öğretti bize. Artık herkes tasarruf yapmasını öğrenecek. Evet, çok doğru. Pandemi ve süreç bizi tasarrufun kıymetini anlattı. O tasarrufu yapmazsa üstadım artık bitti o işler. Evet, eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil yani. Cihan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Size teşekkür ederim. Efendim, Gök Yıldız Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihan Aktaş'la bir ev tekstili ve tekstil üzerine ve iç piyasa, ihracat üzerine, Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Cumartesi günü aynı saat, yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.